Selamlar sevgili geekler. Bugün burada Yiğit Caner Doğan, Can Türk Doğan ve ben Ömercan Güldal toplandık. Flash'ın son sezonu olan, şimdilik ikinci sezonunun son bölümlerine doğru tırmanışa geçtik. Sondan bir önceki bölümünü izledik ve ilk iş olarak... Yiğit Can'cığım. Yiğit Can, seni tebrik ediyoruz. Gerçekten de o babayı sadece öldürmek için sokmuşlar. Bunu net bir şekilde öngördüm. Sevgili arkadaşlar, eski videolara bakabilirsiniz. Ve zavallı adamcağız hakikaten de başka hiçbir işe yaramadı. Evet evet. Ama adamcağız şey bir şey canım, nefesinin yetmediği artık sonlara doğru. Daha doğrusu üşendiği çok belli değil miydi oyunculuk yapmaya? Abi o adam, ben o adamın neden yani... Ya bir şey canım bak. Ya iki tane oyuncu olarak bence çok net görmüş olmanız lazım. Yani adam sonlara doğru rol yapmak istemedi lan. Ya oğlum böyle böyle... Oğlum bence çok iyisin. Çok iyimsersin, çok iyi olma böyle. Hakikaten ya. Sonra kestik diyor. Eskiden Flash çok iyiydi oğlum diyor, gidiyor değil mi? O adam hani işte ilk girdi, daha evine kaçtı. Ulan insan babası hani bu kadar terk eder mi çabuk bilmem ne saçma dedik ya. Herhalde adamcağızı oynasın diye ikna edememişler ha. Bunun yani bu kadar gönülsüz, bu kadar isteksiz performans gerçekten olamaz ya. Abi bir de yani şöyle bir şey var. Amcacığım yani sen bir Flash'ı oynadın 1990 senesinde, sonra yoksun. Yani senin var ya hani kıyak abi, geçmek için suyu diziye soktular. Biraz millet lan. Kaçınla böyle gitti. Adam demek ki oyunculuğu bırakıp ne bileyim herhalde. Barangozluğa falan başlamış yani artık. Işte, evet. Ne açtı? Bakkal. Ha banka dedi zannettim. Bankada açmış olabilir. Belki de adam banka açtı yani holding sahibi oldu. Zengin anladın mı? Hocam işte size de ayda 6000 dolar vereceğiz falan, dalga mı geçiyorsun ya? Falan oynadı ki ne bileyim. Öyle abi, öldü. Yok, evet, çok belliydi ama yani. Ama beri yazık canım benim. O çocukcağız baştan beri söylüyoruz zaten kötü oynamıyor. Babasının ölümü yani babasını da annenin öldüğü yerde öldüreceğim. Hani yani dizi light bir dizi tamam mı? Zaten uzun uzadıya bunu deşmeye gerek yok. O konuda hemfikir olması lazım dünyanın. Yani değilseniz üzgünüm. Son anda hadi nasıl sokuşturabiliriz hayvan gibi deyip babasını annesini öldürdüğü yerde öldürüp Beri'nin muhteşem pozitif temalı bölümünü de ağzına sıçtılar. Ya evet, bir de abi, öyle bir şey vardı. Bu arada yani bölümün ya babanın öleceği okey yani tamam baba öldü. Babanın ölmesi kendi başına dramatik bir an olabilirdi baba bu kadar odun oynamasaydı, onları geçiyorum ama bölüm boyunca ya şunun olması bana çok acayip geliyor abi. Yani bunu bir de CW dizilerinin bu yani Buhran kardeşin iki kere yapmış olması. Yani Arrow'da da Mr. Terrific bir ara mutlu olmaya çalıştı. Arrow ağzına sıçtı ya biz burada mutlu olmuyoruz diye. Ya burada da yani Flash bölüm boyunca abi her şeyi yiyoruz da biz yeneriz ya yeneriz abi hallederiz Flash'cığım. Buhran. Lütfen. Bu dizinin bir meramı var. Yani, Buhran. Ya sen, anladın mı? Genel lütfen, olarak tema. Evet abi. Temayı Buhran üstüne herkes, koyduk. Herkes riposta gelip ya lütfen mutsuz olur musun abi? Allah Allah biz de burada ekmek çıkarmaya çalışıyoruz. Evet abi yani, ya yani. Çocuk sanki gece akşam yemeğini gergeden yiyelim demiş gibi abes bir şey çıkıyor. Herkes böyle bakmaya başlıyor abusluk yani. Abi bir de çocuk diyor ki abi ben bana hızı ver hızımı veren mistik gücün içerisine gittim geldim öldüm zannettiğiniz dakikalarda. O bizim yanımızda bak söylüyorum. Bir şey, onlar da buna sanki gerçekten şey gibi baktılar ya böyle. Hani dini bulmuş gerizekalı hani çocuk gibi yani bir anda abi Allah kurtaracak bizi. Ya abi adam diyor ki Speed Force'a gittim Speed Force'a. Speed Force benimle konuştu diyor. Evet. Ve hakikaten konuştu yani. Konuştu. Lan bir bildiği var çocuğum yani Allah Allah. Ya çocuk böyle bana hızını veren güçle konuştum dedikten sonra sen ona niye hala böyle İncil okuyup Hristiyan olmuş şeyi adam muamelesi yapıyorsunuz? Ama dizi de Beri'ye düşman olduğu için sonunda Beri'yi haksız çıkartarak işte babayı öldürdüler evet. Falan filan. Bir sonraki bölüm kesinlikle tekrar böyle bir rotasını düzelttir dizi. Ondan sonra Beri işte benim yüzümden öldü. Benim yüzümden. Benim yüzümden diye böyle buhranlarını hayır bu arada bir de yani. Beri'nin benim yüzümden buhranlarına girmediği tek sahnede gidip voleye şey falan dedi ya. Evet evet senin süper gücün ben gücüm ama arabanla süper kahramanlık yap. Ben sana bir söyleyeyim mi? Olan voley oldu. Bak hakikaten yani Beri dediğin gibi aman temkinli, aman Caitlyn'ler bilmem ne bu işe bulaşmasın hep böyle ben suçluyum bilmem ne. Bir bölüm kendine güvendi. Voli'ye dedi ki tabi tabi git süper kötülerin peşinden arabanla ne olacak ki yani. Hani bu ne sorumsuzluktur ya. Abi demek ki senariste güveniyormuş ki arabasıyla süper kötü dövdü bu arada çocukta. Flash arabaya bindi lan. Çocuğun yani çocuğun yıllar sonra gördüğü babası. Ya abi. O kadar böyle dedi ki yapma etme dedi Beri'ye yani. Ne yapıyorsun sen diyor. Babası diyor değil yani. Değil mi abi sorumsuzluk bir yandan da hakikaten ya. Abi, evet, arabaya ama... binmesine de ayrı bir dünya. Abi yani. Evet ya bak bir şey ne diyeceğim. Bunu bir altın çizebilir miyim? Flash arabaya bindi. Arabaya bindi lan. Ya bir kavganın süper kavganın olduğu bir ortamdan arabayla uzaklaştı çocuk. Ama o an bir şey söyleyeceğim. O an
Yani hiç açıklanamayan bir sebepten ötürü güçlerini kullanamaz bir hale gelivermişti kısa bir süreliğine de olsa. Yani şey, hani şey oldu diye, afalladı diye, yani bir sebebi yok da. Değil mi? Mesela o yüzden arabayla kaçmadılar mı? Vallahi her afalladığında, her yumruk yediğinde gücünü kaybedecekse bu Flash değil mi? Niye zaten Flash? Muammer falan yani, anladın mı? Yeni bir süper kahraman yani. Hayır zaten orada... Sebebi o demek istedim. Yani böyle kendi etraflarında şeyde Black Canary'nin kötüsü ablasıyla çayda çıra oynayarak döndüler. 2,5 saat villain talk yaptın. Bravo. Ondan sonra yani bir de abi arabanın götüyle vurup attı ya kızı. Abi bu eleştiriyi, yani şimdi söyleyeceğim eleştiriyi çok yaptık bu diziye. Ama ben gerçekten bu bölümde izlediğim kadar televizyon bir şey fırlatasım gelmemişti. O işte Laurel'ın canım benim öbür diziden atıldı bu dizi. Hiç bu. Resmen yani. Onunla olan o dövüşü nasıl bir saniyeden kısa uzun sürüyor ya? Abi ya şöyle bir durum var. Bu adamlar Arrow yazıyordu ve Arrow gerçekten böyle yani barfix çekerek ok atarak 3 sezon gitti. Ondan sonra süper kahramanlı bir yani süper güçlü bir kahraman yazmaya başladılar ama Arrow gibi yazıyorlar onu da. Yani konteyner üzerinde dövüşecek utanması. Abi ya güzel kardeşim bağırıyor bu ya. Evet bağırıyor ya. Bağırıyor. Sen... Tabancası olan bir adamdan stratejik olarak daha farklı değil yani aslında. Abi o işte daha kötüsü bir şey. Sen ses hızından hızlı koşuyorsun. Bağırıyor bu. Evet. Ses hızından bu ağzını açtığı an itibaren senin bunu girip ensine şaplak atıp sonra gidip çayını kahveni içip Barbados'ta küçük bir tatil yapıp geri dönüyor olman lazım. Anladın mı? Yani ses hızından hızlısın sen. Sen o kadar hızlısın ki zamanı deliyorsun evet, ya. Evet yani evet. İki evreni birbirine yaklaştırıyorsun bir şeyler yapıyorsun. Abi sen ne ki? Ya manyak mısınız siz? Bağırarak Flash yenilir mi lan? Yani şeyi falan abi bak ya bunu komple sahiplen Turtle gibi tamam mı? Ben dünyanın en hızlı adamı, dünyanın en yavaş adamı olarak gelebilirim. Keteliğini gururla ya göğsünü yumuşatarak sahiplen. Ama bunu da yapmıyorsun. Sanki gerçekten Black Canary daha fazla bağırabiliyor diye birisi nasıl bina yıkıyor. Yani eksiren düzen evet. Zor başımıza şey toplamak. Ayrıca yani Zoom'un bütün kötü planı neden bina yıkmak üstüne kuruluyor? Yani bir şehre gittiğim zaman ilk başta yani tamam distraction bu diye açıkladılar ama yani ne bu yani? Kevin Spacey'in Next Door'undan kentsel dönüşüm mü yapmış abi herhalde? Aynen tam onu diyecektim. Kevin Spacey'in Next Door'una danışmış. Abi ne yapabiliriz? Ben bir şey bir tane inanılmaz bir sahne vardı ve lütfen nedir o? Wally'nin ilk kahramanlık yapmaya kalkışıyor. Sonra kalkıştığı için biliyorum. He, Meta Human çıkıyor filan. Adam kaçtı. Bunu ne diyecektim? Tahmin etmeyeceğiz. Ya oradaki ketelikleri bir ortaya çıkarmış evet. Başka ne var orada? Siz söyleyin. Abi adam benim düşüncemi bulabilecek. Babası ne yapıyor abi sokak başında? Aman buraya oğlum gelir diye onu mu bekliyor? Okey onlar nereden çıktı? Abi eyvallah. Ama ya adam kaçtı lan. Herif götünden evet. Başından moru çıkmış. Arabalı biri gelince ah van der kaçtı. Niye? Yak gitsin. Ben size başka bir soru sormak istiyorum abi. Yakamıyor zaten. Belki de tek gücü mor ışık çıkarmak. Tamam mor ışık adam Earth 2'dan gelen Zoom'un şeylerinden biri değil mi? Öyle mi? Onlardan bir, yok, o bir Meta Human değil mi? Bu Earth 1'de Flash öldükten sonra ortaya çıkmadılar. Geçen ima o değil miydi? Valla abi yani o da olabilir ama şimdi bu sezon bir sürü, daha bu sezon değil bu bölüm bir sürü herif getirip onları şehre saldı. Zaten onları toplamakla ilgiliydi filan. Ben otomatikman bu da onlardan biri diye düşündüm. Earth 2'dan gelen şeylerden tamam, biri okay, diye düşündüm. Katılıyorum. Dur bir dakika. Bu eğer onlardan gelen biri ise tamam mı? DLC'sini istiyorsanız konuşalım. Abi herif yani çanta çaldığı yan kesicilikle uğraşıyor bu evrende. 8 dolar çalmak dışında yani şu an. Zoom bunun için mi getirdi bunu buraya ya? Anladın mı ya? 5 kuruşa ne yapacak yani? Büyük planımızın bir parçası olarak bu çantayı da çalayım yolda giderken. Zoom yapsa neyse anladın mı? Pratik yapıyor derim. Nasıl olsa bir saniyesini alıyor filmin. Abi ne yapsın? Demek ki vizyonsuz çocuk anladın mı? Dünya değiştirince aklına gelen tek şey... Ben bu kadın rujunu çalayım. Başka bir şey gelmemiş. Senin dediğin gibi hali hazırda Earthbound'daki tiplerden birisi ama işte bu sorumuzun cevabı yoktu yani. Ya abi arada. Yok bir de şey de yok bu arada. Black Siren varmış Earth 2'da. Okey. Black Siren vardı. En iyi lieutenantlarından biri dedi ya. Evet çok iyisin falan filan. Zoom niye saklıyormuş demek ki bir yıldır. Yani Laurel'ın ölmesini bekliyormuş. Hayır Flash'ın üzerine hayvan gibi sezon bir, yani sezon başından beri Flash'ın üzerine villain atıyor. En iyisini atmamış. Çünkü niye? En iyisi bravo. De bu mu yani? Çünkü niye Laurel'ın kontratı vardı ötük diziyle anasatayım yani. Meşguldü. Bravo. Bir de Flash'ı izlerken sık sık zekama hakaret ediliyormuş gibi hissediyorum zaten. Bunu da daha önce söylemiştik. Şey de öyle bir sahneydi benim için açıkçası. Abi işte bu Meta Human'ları nasıl durduracağız? İşte frekans bilmem ne. Evet evet şöyle yapacağız bilmem ne filan. Yani bir opera sanatçısının bardağı patlatması gibi öyle değil mi? Evet.
Hani biz beyinsiziz zaten. Ya zaten bilim kurgu uyduruyorsun ya. Zaten bunun çok bir açıklaması, bir yere bağlanması yok. Anladık işte, frekanslarını bozdun, yamulacaklar. Yani neyi daha çok anlatmaya çalışıyorsun? Abi bunu her seferinde yapmaları çok salak değil mi? Gerçekten. Yani bunu peak noktası şeydi bu arada, yani hatırlıyor musunuz? Yani Harrison Wells'in gidip duvara böyle saçma sapan iki tane circle çizip evrenler böyle bir şey var. Bu arada yani her açıklama sahnesinde kalemin, markerın kapağı açılıp duvara bir şey çiziyor. Bu dizide böyle. Hayır bir de yani... abi bir şey diyeceğim. Joe, bu onların hepsi Joe'ya yapılıyor ya. Evet, bu evet. Açıklama. Çünkü herkes o bir süper daha iyi bilim insanı. Aynen. Joe da bu sefer dedi abi bana açıklar mısınız lütfen? Aynen. Niye? Ne yapacaksın? Hayır, Allah bu açıklamayı Allah, duyunca yani... ne değişiyor? Bir hayır daha. Abi sana ne lan? Yani, yani ha evet o zaman Allah Allah. Bir de sonra diyor ki anlamadım ben bunu. Lan salak zaten, sana ne ya? Polisin sen. Yani. Sen orada ne göre burada şu lazım denirse yap işte yani. Abi seyirci ikamesi olarak kullanıyorlar Joe'yu ama seyirci ikamesi olmasına gerek yok. Evet seyirci yani, Joe'dan çok daha akıllı. Dinlemiyoruz ki çünkü yani. Bir de Cisco ile Caitlyn'in cosplay maceraları vardı bu hafta. İşte Cisco'nun bir gücünü görmüş olduk en kenardan mini minnacık. Ha ay doğru. Bir dakika o sahne ona yaradı. Evet, ama yani yaradı. O kız bunlar bu kadar geldi, bunların bu olduğunu anladı. Arkalarından 15 dakika boyunca yürüdü, niye çığlık atmadı suratlarına? Birincisi bu, madem bu kadar lieutenant falan filan. Yani orada yani o alet çalışana ve bu kız bayılana kadar resmen arada 78 saat geçti yani. Ve niye o sırada bunlara hiçbir şey yapmadı bunların... Bir de cosplayer olduklarını anladığı noktadan beri. Bunlar şeyi Black Siren'ı yani işte kötü Laurel'ı ne kadar uyduruk bir öneriyle ikna ettiler Zoom'a ihanet etmesi açısından. Gel bak planları şu bak. Gel bizimle çünkü sen de çok fazla yüksek şeye kadirsin. Polis istasyonunda onu tuzağa düşüreceğiz. Ve üçümüzün gücünün birleşiminden kaçamaz. Bugüne kadar nasıl kaçıyor? Bugüne kadar bütün bu meta humanlar nasıl? Bu nasıl bir plan ya? Sinirlendim doğulu oldum bu yani, arada. Ama abi nasıl olmam yani tabii ki. Önce Killer Frost olarak başladı. Sonra bayağı lahmacuncu Ahmet abi. Abi içindeki yani Anadolu delikanlı şey yapıyor, fışkırıyor çünkü. Ha gerçekten yani Cisco ve şey Caitlyn'in uyduruk bir planla gelmiş olmaları okey olabilir. Çünkü zaten onlar gerçekten revert ve şey değiller. Evet. Ama öbür Laurel ne kadar yani kötü Laurel ne kadar gerizekalıymış da hani bu fikri duyunca aa evet ne kadar iyi bir plan diyor ya. Bu plan değil ki. Niye yani duraksıyorsun ki zaten? Bu arada ya sen Zoom'a sadıksın ya değilsin. Çünkü şöyle diyorum yani Zoom'a sadıksan onları gördüğün anda aa Zoom sen Zoom'un öldürdü benim patronumun öldürdüğü insanlarsın. Bö diye öldür. Zoom'a sadık değilsen zaten sen yani çok güçlüsün. Niye 20 kere dener darbe yapmayı yani. Evet. Bir de bu evrende insanların özel güçleri veya gizli kimlikleri onlara bir eşya fırlatılarak ve hangi elleriyle hangi tepkiyi verip vermedikleriyle anlaşılıyor. Daha önce Volney'in süper hızlı olup olmadığını hatırlarsanız babası kafasına fincan atarak şey yapmıştı. Bu sefer de bir sürü bir şekilde foyalarını ortaya çıkarmak mümkünken sağak mı solak mı onu da biliyormuş kız yani. Evet. Earth Tree'deki ne yapıyor abi? Kıç çatalıyla mı tutuyor yani hatırlan şeyi? Seçeneği. Orada yani. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Ben burada bir itirafta bulunmak istiyorum. Bak sizle beraber burada 500 programdır bir şey oturuyoruz. Ben siz sağlak mısın solak mısın bilmiyorum abi. Biliyor musunuz benim sağlak mı solak mı olduğumu? Tabii ki hayır. Evet abi. Yani bak burada 400 programdır yan yana oturuyoruz anladın mı? Yani kaç şey yaptık? Orta az bilmem neyiz. Abi ben bilmiyorum. Ben bu arada yani anladın mı? Çok az kişinin hayatındaki hangi elle yazdığını biliyorum. Sen nereden biliyorsun orada? Evet yani bu senin ahbabın değil. Evet değil. Komşun değil. Ne bileyim yani. Ah Flash ah. Neyse abi sezon sonuna geliyoruz. Haftaya bir bölüm daha izleyeceğiz maalesef. Acaba Zoom'u yenebilecek mi? Acaba. Bilmiyorum. Yani bu soruları bilmiyorum. Haftaya mı konuşuruz ne bileyim. Hiç bu muhabbeti uzatasım yok. Nasıl bağlayasım da gelmedi. Başka bir şey oldu mu bu hafta? Yok. Söyleyin yeter sunmuyorum. Evet arkadaşlar Geek Muhabbet'in Ömercan'ı tüketen bir flash bölümünden sonuna geldik. İnşallah haftaya sezonun da sonuna geleceğiz. Ondan sonra 3 ay rahatız. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun falan filan. Ömercan sevmişsin çocuk bitti burada. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Yok abi akşam izlemiyorlar bunları. Geçen de X-Men'de demişsin.